Well, everybody's heard about the bird. The bird, 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 the bird's a winner. Well, the bird, 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 bird is a winner. Well, the bird, 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 well, the bird is a winner. Well, the bird, 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 the bird's a winner. Well, the bird, 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 well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, the bird's a winner. Well, the bird, 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 the bird's a winner. Well, the bird, 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 well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, the bird's a winner. Well, don't you know I'm the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird. Herkese merhaba. Bu videonun konusu oturuş pozisyonu. Oturuş pozisyonunda dikkat etmem gereken 3 şey var. Birincisi selin üzerinde oturduğum kısım. İkincisi dizlerimle yaptığım hareket, motor tutmam gerekiyor. Üçüncüsü ise dirseklerin konumu. Sürüş temponuza göre ve zeminin durumuna göre vücut ağırlık transferini yapmanız gerekiyor. Eğer yavaş tempoda ve ortalama bir hızda motosiklet kullanıyorsanız motorun ortasında oturmanız gerekiyor. Hızlı giderken ya da zeminin yoğun olduğu yerlerde motosiklet kullanırken mesela çamur olabilir, kum olabilir, motosikletin gerisinde oturmanız gerekiyor. Ortalama bir hızda motoru kullanırken selenin ortasında oturuyorum. Bunu yapmamın sebebi eğer selenin çok önünde oturursan üst vücudumla gidon arası olan mesafe çok kısa ve bu şekilde kollarımla yeterince açılı ve rahat bir şekilde gidonu yönlendiremem. Eğer çok geride oturursam, hızlı giderken çok geride oturacağım ama yavaş giderken ve ortalama tempoda çok geride oturursam rahat bir şekilde dengemi kuramam, motosiklet devrilmeye başlayacak. Ama ortada oturduğum zaman hem üst vücudumla gidon arası olan mesafe, en uygun mesafe, kollarımı rahat bir şekilde kullanıp gidonu yönlendirebiliyorum. Hem de bir nevi, bir nebze olsun vücut ağırlığı motosikletin her tarafına eş bir şekilde dağılmış oluyor. Oturuş pozisyonundaki ikinci dikkat etmem gereken şey ise dizlerin konumu. Dizlerimi her zaman motosiklete doğru kapalı tutmam lazım. Ortada otururken depo kapağına doğru kapalı, geride otururken hafif motorun ortasına doğru kapalı bir şekilde tutmam lazım. Çünkü eğer dizlerimi açık tutarsan hem dengemi kuramam hem de kollarım üzerine çok büyük biner ve motosikleti yeterince güçlü bir şekilde yönlendiremem. Ama eğer dizlerimi kapalı bir şekilde tutarsam hem dengemi daha rahat kurabilirim, hem motosiklet hakimiyetini arttırabilirim, hem de motosikletin yönlendirmesini kalçamı kullanarak daha iyi bir şekilde yapabilirim. Oturuş pozisyonunda dikkat etmem gereken son şey ise dirsek konumunu ayarlamak. Dirseğimi daima yukarıda tutmam lazım. Dirseğim ve omzum aynı hizada olacak bir şekilde, düz bir şekilde tutmam lazım. Bunu yaptığım zaman bileğim, ön kolum, dirseğim, üst kolum, omzum, göğsüm, sırtım, neredeyse tüm üst vücudumu kullanarak motosikleti güçlü ve rahat bir şekilde yönlendirebilirim. Ama dirseğimi aşağıda tutarsam sadece ön kolum ve bileğimi kullanırım ve bu şekilde motosikleti güçlü ve yeterince rahat bir şekilde yönlendiremem. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videom olan ayakta sürüş tekniğinde görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.